T24 seyircileri merhaba. Bugün iktidar partisinden AK Parti'nin İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Yeneroğlu konuğum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi biz T24 olarak olabildiğince ve elimizden geldiğince herkese söz hakkı vermeye çalışıyoruz. Hakikaten buraya her farklı görüşten şiddeti savunmadığı müddetçe, nefret söylemini savunmadığı müddetçe ve toplumsal değerlere hakaret etmediği sürece her türlü fikrin burada konuşulması gerektiğine inanıyoruz. Dolayısıyla bütün partilerden, sivil toplum temsilcilerinden, pek çok mecradan ismi ağırlıyoruz. Muhalefet partilerinden, çok farklı ve uç görüşlerden de konuklarımız oluyor. Fakat iktidar partisinden, AK Parti'den ve MHP'den genelde bize gelen katılan konuk olmuyor. Bu biraz da siyasi kutuplaşmanın getirdiği bir durum. Siz AK Parti İstanbul Milletvekili olarak geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Bunun için özellikle bir anlamı var. Ve zaten de biliyoruz ki sosyal medya paylaşımlarınızdan siz aslında Batı tarzı diyelim ya da olması gerektiği gibi diyelim bağımsız bir milletvekili ve milletvekili vicdanıyla pek çok toplumsal konuda tepkilerinizi, düşüncelerinizi ortaya koyuyorsunuz. Öncelikle bunu gerçekten söylemek istedim. Çok teşekkürler. Şimdi bugün biraz istiyorum ki toplumun hem de siyasetin geldiği noktayı konuşalım. Hassasiyetlerimizi konuşalım. Öncelikle son olarak şöyle başlayalım istiyorum. Bugüne kadar işte KHK'lılarla ilgili farklı bir tavır sergilediniz. Osman Kavala'yla ilgili attığınız ve ya da yaptığınız açıklamalar çok ses getirdi. Parti yönetimindeki eleştirileriniz ses getirdi. KHK'lılar meselesine devam eden davalarla ilgili bütün bunlar hakikaten daha farklı bir çizgideydi. En son Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la ilgili dediniz ki şöyle bir tweetiniz var. Erdemli duruş. Mansur Bey hakikaten işini yapıyor. Şimdi biraz açıklar mısınız? Bunları söylemek bütün milletvekilleri için kolay gibi gözükmüyor AK Parti içinde siyaset yapanlar için. Sizin duruşunuz neden farklı? Siz neden daha farklı konuşabiliyor, durabiliyor, istediğinizi söyleyebiliyor ve bu konuda çekingen davranmıyorsunuz? Tabii bu da aslında benim de çok sorguladığım ve beni derin derin düşündüren, çok ciddi manada rahatsız eden, üzen kendi camiam, içinde büyüdüğüm mahalle. Ben Milli Görüş Hareketi'nin içinde büyümüş bir insanım. Dolayısıyla İslam dünyasının şu anda durduğu nokta, İslam dünyasının bireyselliğe vermediği önem, kolektivist bakış açılarının sonuçta her türlü bireysel özgürlükleri, hakları bastırması şeklinde tezahür eden bir manzara karşısında özellikle benim gibi insanların bir kere batılı olmayan, aslında bu da bir üzerinde durulması gereken şey. Biz bu duruşu, bu yaklaşım biçimini ben sonuç itibariyle Efendimizin hadis-i şeriflerinden, sonuçtan sahabelerin duruşundan çok rahatlıkla, çok güçlü bir biçimde izah edebilirim. Dolayısıyla böyle bir duruş varken, yani haksızlık karşısında susmak gibi bir yaklaşım biçiminin bir Müslüman bilinciyle örtüşmeyeceği veyahut da bulunduğunuz ortamda etrafınızdaki insanlar sizin elinizden, dilinizden, her halinizden emin olması bizim Müslümanlığımızın emaresi olarak, karinesi olarak ortaya çıkacak en önemli unsur olması boyutu itibariyle de sonuçta bu konuların acaba ya nasıl oldu işte böyle demokrat bir kişilik şeklinde yaklaşımların sonuçta özellikle benim gibi insanlar tarafından çok daha fazla sorgulanması ve neden bu noktaya geldik? Neden insanlar bizi bu şekilde algılıyorlar? Biz Türkiye'nin yenilikçi hareketi, insanlara ümit veren, değişimin motoru olan, her türlü vesayete karşı çıkan bir noktada iken bugün neden sonuçta korku diliyle ifade edilen, tanımlanan ve insanların çekindiği, ürktüğü bir noktaya geldiğimizi öfke diline girmeden bizim sorgulamamız gerektiği düşüncesinden hareketle ben bu duruşun sonuçta kendi camiama karşı, kendi içinde bulunduğum topluluğa karşı bir sorumluluk olduğunu düşünüyorum ve bu sebepten dolayı da içeride uzun zamandan beri ifade etmeye çalıştığım ve birçok arkadaşımın da paylaştığı, onu özellikle söyleyeyim, ben AK Parti'de tek ses değilim. AK Parti içerisinde benzer düşüncelere sahip olan arkadaşlarımız sayısı bana göre sonuçta çoğunluktadır. Ve bunları ifade etmiş olmam da farkı ne? Niye ben bunları ifade ediyorum?
Ha işte o zaman işin batılı kısmına gelelim ve işin üzücü kısmına gelelim. Ben tüm hayatım batıda geçmiştir. Sosyalizasyonum orada. İkinci Dünya Savaşı sonrası özgürlükçü demokrasinin ondan önceki o yaşanan büyük kırılmalar, büyük kıyımlar sonrası artık sonuçta herkes birbirini kontrol etsin tabiri caizse. Bu noktada kurumsallaştıralım devleti. Güçlü bireyler, hukukun üstünde kimse olmasın şeklinde bir yaklaşımın sonucunda oluşturulan bir eğitim sisteminin, yani non-otoriter veyahut da anti-otoriter bir eğitim sistemi içerisinde yetişmiş olmamın, kozmopolit bir toplumda yetişmiş olmamın, azınlık olarak o toplumda var olmam. Çünkü şu çok önemli. Ben Almanya'da bulunduğum, Avrupa ülkelerinde bulunduğum dönemde 20 küsür yıldan beri de Türk toplumunun, Müslümanların azınlık psikolojisi içerisindeki varlıklarını ve orada var olma mücadelelerinin öncüleri içerisinde olmaya çalışan birçok arkadaşımla birlikte bir grubun içerisindeydim. Dolayısıyla ben Türkiye'ye geldiğimde de Türkiye'de benim gibi düşünmeyen, benim gibi inanmayan, benim gibi yaşamak istemeyen ve özellikle toplum içerisinde ötekileştirilmiş azınlıklar, Hristiyanlar, Museviler, diğer Ermenilerin sonuçta yaşam kalitesi, huzuru benim için sonuç itibariyle benim samimiyetimin ölçüsüdür diye düşünüyorum. Ben eğer Batı dünyasında İslam düşmanlığına karşı çıkıyorsam, kendi ülkemde de insanların şu veya bu sebeplerden dolayı, dinlerinden, mezheplerinden, başka görüş, dünya görüşlerinden ötürü ötekileştirilmesine, düşmanlaştırılmasına karşı çıkmazsam, o zaman kendimi inkar etmiş olmam gerekir ki bu da sonuç itibariyle varlık sebebimizi ortadan kaldırır diye düşünüyorum. Şimdi siz önemli bir şey söylediniz. Dediniz ki ben partide tek değilim. Benim gibi çok insan var. Gerçekten de öyle. Çünkü AK Parti sonuçta bu ülkenin önemli bir tabanı, yıllardır iktidar partisi ve toplum hala AK Parti'ye oy veriyor ve sonuçta hep birlikte yaşamak zorundayız. Neden sizce milletvekilleri ya da parti yöneticileri ya da AK Parti'ye gönül verenler, siyaset yapanlar çekiniyorlar artık? Neden? Yani şunu sorgulamak istiyorum. Biliyoruz ki AK Parti'den olmayan, çekirdekten o partiden olmayan, hatta dışarıdan gelip, sonradan gelip, evet, partinin diline, sözüne, politikasına, söylemine egemen olan ve bunu da maalesef kişisel çıkarları, evet, nedeniyle yapanlar var. Bu mudur esas mesele? Yani bugün milletvekillerinden 10 tane sizin gibi konuşabilse, aslında bu hem Türkiye'nin önünü, hem partinin önünü, hem iktidarın önünü açacak bir durumdur. Nasıl tespit ediyorsunuz sorunu? Şimdi tabii öncelikle AK Parti konuşan, sorgulayan, tartışan parti diye ifade edilince ilk akla AK Parti gelirdi. AK Parti ortak bir Türkiye tasavvuruyla ortak yaşama bilincini nasıl inşa ederizin mücadelesini 2002'den beri sürdüren, bununla hemhal olan bir parti olarak Türkiye'de gerçekten sonuçta inanılmaz devrimler gerçekleştirilmiş bir partiydi. Dolayısıyla AK Parti'nin hareket noktası, çıkışı o zaman sonuçta toplumsal krizlerle karşı karşıya çok ciddi ekonomik bunalım içerisinde olan Türkiye için bir gerçekten bir yenilikti. Böyle insanlar nefes almaya başladılar. Peki Türkiye neden tekrar eski reflekslerine dönüştü? Çünkü Türkiye geçmişteki birçok travmalarını bana göre atlatamadı. Çünkü biz geçmişteki meselelerimizi daha da konuşmadık. Kutuplaşmamızın sebeplerini, üstenci yaklaşım biçimlerinin özellikle insanları ezen o tutumlarını üzerinde sorgulama yapamadık. Bu sadece AK Parti'nin meselesi değil. Bu Türkiye'nin genel bir meselesi. Türkiye'de tüm kesimlerin meselesi. Herkes demokrasiyi kendisi için istediği takdirde, herkes özgürlükleri sadece kendi grubu için istediği takdirde ve diğerlerinin aslında bu medeniyet seviyesinde olmadığını düşündüğü takdirde şunu düşünmek noktasına geliyor. Ben onları ezmezsem onlar beni ezecek. Dolayısıyla ben onları ezmem lazım ki onlar bu noktaya hiçbir zaman gelmesin. Bu üstenci bakış Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin, yani ister iktidarda olsun olmasın. Bazen hani şu eleştirilerde yapılıyor ya, Cumhuriyet Halk Partisi kaç 40-50 yıldır iktidarda ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisinin parti olarak 40-50 yıldır iktidarda olmasından daha ziyade o zihniyetin Türkiye'de sonuçta yakın zamana kadar iktidarda olması Türkiye'yi aslında sonuçta bu noktaya getiren ve Türkiye'nin kutuplaşması neticesinde de karşılıklı tahammülsüzlüğü teşvik eden bir netice doğurdu. Bugün aslında AK Parti'nin de içinde bulunduğu, bakın iktidarını korumak,
Ve bu reformlarını gerçekleştirme noktasında 2002'lerden beri AK Parti büyük badireler atlattı. Her yıl neredeyse sonuçta 2008-2009-10 yılına kadar kapatma davalarıyla, söylemleriyle, tehditleriyle karşı karşıya kalan, farklı vesayet odaklarıyla mücadele etmek durumunda kalan ve terörle mücadele noktasında Türkiye'nin özellikle 2014-15'lerden sonra aslında sonuç itibariyle Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çok önemli Türkiye, gelecek Türkiye tasavvuru içerisinde Orta Doğu'ya barış getirme noktasındaki projelerinin de netice vermemesi, maalesef sonuçta netice vermemesi neticesinde. Sonra 15 Temmuz darbe teşebbüsü neticesinde biz tekrar eski reflekslerimize, eski travmalarımıza dönüştük. Ve bakın bu bizim için de geçerli, muhafazakar mütedeyyin kesim için de geçerli. Alevilerle ilgili bir örnek verelim. Bizim çıtamız nedir bana göre? Sonuçta muhafazakar mütedeyyin, Sünni Müslümanlar nasıl ifade edeceksek edelim. Eğer Alevilik konusuyla ilgili o Alisiz Alevilik şeklindeki yaklaşımı da aşarak bunlar sonuç itibariyle farklı düşünüyorlarsa, farklı bir inanca sahiplerse, bunun gereği olarak şu ibadethaneleri sonuçta kendileri için sonuçta ibadethane olarak kabul ediyorlarsa, özgürlükçü hukuk devletini adına hükümet eden kişiler bunu kabul etmek durumunda. Bunu tartışamazlar, bunu sorgulayamazlar. Bunu tartıştığınız, sorguladığınız zaman ideolojik devlet olursunuz. Şimdi aynı meseleyi sonuçta bugün dindar kesimin CHP'den hala hazırda güçlü korkusunun sebebi ne? Çünkü o tahammülsüzlüğü daha da görüyorlar. O intikamcı, diş bileme, o revanşist yaklaşımının daha da var olduğunu, güçlü bir biçimde var olduğunu görüyorlar. Belki son süreçte Ekrem İmamoğlu'yla vesaireyle bunların kırılma noktasında emareler olabilir. Ama bunların gerçek olabilmesi için CHP bana göre, bu benim görüşüm, demokratlığın ölçüsünün de bu olduğu kanaatindeyim, tek parti dönemini bir kere sorgulaması lazım. Biz o dönemde ne yaptık? Bugün hangi noktadayız? 28 Şubat'ı sorgulaması lazım. Biz o dönemde hangi noktadaydık? Değiştik mi gerçekten? Nasıl değiştik? Bunun ötesinde Türkiye'nin özellikle 30'lu yıllarda, 40'lı yıllarda azınlıklara, Trakya'da Yahudilerin kovulması, Rumların sonuç itibariyle maruz kaldığı durumlar, ondan sonra 5-6 Eylül olayları, bu gibi şeyleri sorgulayıp sosyal demokrat bir bilince geldiği noktaya geldiğine dair beni ikna ederse, şahsen sonuçta ben dindar kesiminde bu noktada ikna olabileceğini ve Türkiye'yi bu tahammülsüzlükleri aşmış olma noktasında da geleceğe taşıyacak bir iradenin ortaya çıkacağını düşünüyorum. Doğru mu anlıyorum? Yani siz diyorsunuz ki eğer Cumhuriyet Halk Partisi ve Sosyal Demokratlar doğru politikalar üretebilmek için öz eleştiri verseler, bugün mütedeyyinlerin ya da muhafazakarların da gideceği parti ve alternatifi CHP çok rahatlıkla olabilir. Şunu kastediyorum. Türkiye bu noktaya gelmezdi. Türkiye aşırı derece kutuplaşmış. Bu kutuplaşmasında sadece ekonomik sınıflara, ekonomik katmanlara veyahut da kentli, işte köylü şeklinde ayırma değil, aynı zamanda toplumun değerleriyle barışık olan veya olmayan şeklinde kıstaslara da üzerinden de ifade edebileceğimizi düşünüyorum. Bu noktada Türkiye'nin kurucu partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu noktada özellikle bugün demokrasi noktasında, bakın temel, Türkiye'nin temel problemlerinden birisi. Bugün insan hakları adına en fazla kim konuşuyor? HDP konuşuyor. Peki HDP'nin demokratik meşruiyetin olmazsa olmazı olan şiddete, terör örgütüne kategorik bir reddi söz konusu mu? Değil. Olmadığı takdirde de demokratik meşruiyet zeminini güçlendiremez. Ancak daha da zayıflatır. Öbür tarafta da milliyetçi akımları daha da güçlendirir. Türkiye'deki etnik milliyetçiliği daha da güçlendirir. Bu kesimler sonuç itibariyle, ben bizim için de söylüyorum, kendi iddialarımızı esas almamız lazım. Kendi değerlerimizi, kendi ilkelerimizi esas almamız lazım. Şimdi orada ben, siz bunu söylediğinizde şöyle anlaşılabilir Mustafa Bey, seyircilerimiz tarafından da. Yani bu ülkede Cumhuriyet Halk Partisi öz eleştiri yapacak, HDP öz eleştiri yapacak. Biz de yapacağız. Kürtler, işte ne bileyim, sosyal demokratlar yapacak. Ama AK Parti ve mütedeyyinler ya da muhafazakarların hiçbir hatası olmadı. Onlar aynı şekilde devam edecekler. Bütün suç muhalefette. Hayır. Bunu mu demek istiyorsunuz? Kesinlikle, kesinlikle ne demek değil. İstiyorsunuz o Onu zaman? Onu demek istemiyorum. Geçmişte Cumhuriyet mitingleriyle hangi hatalar yapılmışsa, Türkiye'de beka söylemiyle biz aynı hataları yaptığımızı düşünüyorum. Türkiye'yi bu tartışmalara çeken, bu tartışmalar üzerinden kimlik bulan ve bu tartışmalar üzerinden toplumu bölen yaklaşımın Türkiye'de karşılığı olmayacağını, Türkiye'nin geleceğini bir huzurlu, özgürlükçü bir refah toplumunu
inşa edebileceğine dair bir iradenin buradan çıkamayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla hepimiz bu yaklaşım biçimlerinden, bu reflekslerden vazgeçmememiz gerektiğini düşünüyorum. Yani bu Cumhuriyet mitingleri ne değilse beka üzerinden yürütülen söylemler ve mitingler ya da konuşmalar da aynı şey. Benim kanaatim o. Benim kanaatim o. Çünkü sonuçta bu korku siyasetidir. Korku siyasetidir. Bak bu olmazsa şu olur. Şu gelmezse başımıza şunlar gelir. Ama bakıyorum Türkiye aslında kurulduğundan beri, ben hatırlıyorum Özal'ın döneminde Ermenistan çok fakir bir ülkeydi. Ermenistan'a ucuz elektrik mi veriliyordu, öyle bir şey vardı ve Özal'ın üzerine gidiliyordu. Sonuçta çünkü niye? Ermeniler bizi işgal edecek. Dolayısıyla nasıl biz Ermenilerle böyle bir diyalog içerisinde, böyle bir iletişim, onlara destek verir bir tutum içerisinde olabilir? Ya bu travmalarla toplumu öyle bir öyle empoze ettik ki topluma bu korkuları, tüm kesimler. Ha bunun sonuçta gerçeklikle alakası olan boyutları yok mu? Var. Toplum bunu yaşadı çünkü. Ya bu ülkede 20 yıl öncesine kadar üniversitelere girip de onun kapısının önünde sonuçta başını açmak zorunda kalan, bu şekilde onurunu ayaklar altına almak zorunda kalan ve bunu ısrarla savunan bir kesim vardı Türkiye'de. Bu kesimin sonuçta kini, nefreti Türkiye'yi sonuçta zaten AK Parti'yi iktidara taşıdı. AK Parti'yi iktidara taşıdıktan sonra da AK Parti 2009-11'li yıllara kadar bu güçlü iradeyi, Türkiye'nin demokratikleşmesi, Türkiye'nin önünün açılması, Türkiye'nin ceza kanunlarının bu anlamda değiştirilmesi, demokratik özgürlüklerin, fikir özgürlüğünün, basın özgürlüğünün, toplanma özgürlüğü noktasında birçok reformlar gerçekleştirdi. Ama gerçekleştirirken de öyle engellerle karşı karşıya kaldı ki bu yeni travmalar oluşturuldu. Peki sizin de bilir, yani ben de muhabir olarak o dönemi çok yakından izledim. Başörtüsü mücadelesini, o kadınların, genç kızların, üniversite öğrencilerinin o dönemde muhafazakarlara yönelik işte devlet siyasetinin getirdiği engelleri. Hayır, ama bakın sadece devlet siyaseti değil. Bakın o dönem, ama düşünün Refah Partisi'ni kapatan irade Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapmış iradeydi. Yekta Güngöröz'de. Evet, tabii. Vural Savaş şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapan insan. Onun için diyorum Cumhuriyet Halk Partisi bu öz eleştiriyi yapmak zorunda. Tabii, ama ben de oradan şuna gelecektim. Cumhuriyet Halk Partisi öz eleştiri yapmak zorunda ama mesela o dönem başörtüsü için ya da hak ve özgürlükler, temel özgürlükler için mücadele veren muhafazakar kesim bugün dönüp baktığımızda örneğin FETÖ davasında yargılanan aileler, evet. 15 Temmuz'da tutuklanan Harbiyeli öğrencilerin aileleri, kadın cinayetleri, çoğaltabiliriz örnekleri. Bu konularda yeterli hassasiyeti de eylemi de göstermiyorlar. Bugün baktığımız zaman siz mesela KHK'larla, KHK'lı ailelerle ilgili geçenlerde önemli bir tweet atmıştınız, diyorsunuz ki İşte size soru geliyormuş. Ya ailesi KHK'lı olanların çocukları acaba başvuru yapabilirler mi devlete? Siz de demişsiniz ki ya ne demek bu? KHK'lı çocuğu diye bir şey mi var? Şimdi bu çok önemli bir hak ve özgürlük meselesi. Siz buna değiniyorsunuz. Peki bu konularda muhafazakarlar, AK Parti'ye gönül verenler, oy verenler niye hassasiyetlerine uzaklaştılar? Eylemlerine uzaklaştırdılar? O noktada siz nasıl öz eleştiri yapıyorsunuz ya da yapılması gerektiğini düşünüyorsunuz? İşte Murat Önderman diye sonuçta kamuoyuna çok çıkmıyor ama geçen kitabını okuduğum için söylüyorum. Paranoid Ethos diye bir kitap yazdı. Aslında Türk toplumunun sonuçta içinde bulunduğu bu kutuplaşmanın neticesinde çifte işte veyahut da double standard ahlaki yaklaşımların neden kaynaklandığını ifade ediyor. Toplum olarak kendi mahallemiz içerisinde esas kabul ettiğimiz ahlaki standartları başkası için geçerli kabul etmeyebiliyoruz. Şu anda AK Parti'nin içerisinde bulunduğu ve kendi adıma benim için de çok büyük bir acı olan ve kesinlikle kabullenemediğim, yani suçun şahsiliği, masumiyet karinesi, hukuk devletinin herkesten, her kişiden önünde olduğunu, hukukun üstünlüğünün sonuçta olmazsa olmaz tartışılmaz olduğunu, kuvvetler ayrımının aslında sadece modern bir mesele olmadığını, sadece Hazreti Ali'nin kendi valisine yazdığı emirnameyi okuduğunuz zaman da Müslümanca yaklaşımın orada da var olduğunu gördüğünüz zaman ve bu ölçülerin artık kendi camiam içerisinde güçlü bir biçimde seslendirilmesi bile başlı başına bir sorun teşkil ettiğine dair kanaatleri görünce üzülmemek elde değil. Ha, şimdi FETÖ davalarından bahsettiniz. Ya, somut örnekler üzerinden belki gitmekte biraz fayda vardır diye düşünüyorum. Bakın FETÖ davaları.
Türkiye öyle bir öyle büyük bir travma yaşadı ki bugün sonuçta 500 bin insan soruşturmaya ve kovuşturmaya tabi tutulmuş. Yani adeta 2,5-3 milyon insan sadece yakın ailesiyle ele aldığımız takdirde 2,5-3 milyon insan terör örgütü üyeliği bağlamında değerlendirilecek bir noktaya gelmiştir. Bu çok normal bir şey değil. Bu çok ürkütücü bir tablo. Türkiye bu tabloyu aşması gerekiyor. Aşmasının yöntemi nedir? Aşmasının yöntemi yine normatif iddialardır. Yani hukukun kurallarıdır. Hukukun kuralları noktasında biz bu süreci yine hukukun idealleri bağlamında yürütmüş olsaydık ben eminim bu noktalarla karşı karşıya gelmezdik. Ha nedir? Demek ki muhafazakar camianın güçle sınanması noktasında bir ilk yaşıyoruz. Ben işin bu boyutlarını da irdeliyorum. Demek ki geçmişte bu sınanmayla karşı karşıya kalmadık. İlk defa güçlü bir biçimde sınırsız güç elinde bulundurken bu sınamayla karşı karşıya kalıyor. Ben karnemizin iyi olduğunu iddia etmiyorum, tam tersi. Ve bu bana gerçekten acı veriyor. Bazen sonuçta önümüzde öyle dosyalar oluyor ki ekibindeki arkadaşlarımla birlikte oturup ağlıyoruz yani. Bu kadar böyle kötü, ürkütücü bir haldeyim. O sebepten dolayı da bizim camiamızdan daha güçlü bir ses çıkmaması benim adıma kendi ilkelerimin neden geçerli olmadığını, bu noktada insanların iradesinin neden bu kadar zayıf olduğunu sorgulattırıyor. Şimdi çok özür bir parantez. Mesela şimdi siz FETÖ davalarıyla ilgili olarak diyorsunuz ki hakikaten çünkü ne olup bittiğini bilmiyoruz. Cezaevinde değil. Ama bunu sorgulayan herhangi bir anında FETÖ'cülükle suçlanır. Çekinceniz yok mu? Sizi böyle hayatında bir kere dahi ki demiş de olabilirim bu suç değil. Hayatında bir kere dahi Fethullah Gülen'e hoca efendi dememiş bir adam olarak bu konularla ilgili en rahat konuşacak insanlardan birisi benim. Ama şu çok zoruma gidiyor ve üzülüyorum. Hangi ortamda olursa olsun bu yapının dün örgütlenmesiyle meşgul olup farklı farklı devlet yapıları içerisinde bunların örgütlenmesini teşvik edenlerin bugün herkesten daha güçlü cellat kesilmeleri de çok zoruma gidiyor. Dolayısıyla sonuçta bakın bu konuda şunu da söyleyebilirim. Yani bunu geçmişte Türkiye yaşadı. Bu örgütün sonuç itibariyle bu devlet içerisinde devletleşmesi hususu tabii ki birçok sebepleri var bunun. Yani o işte tek parti zihniyetinin, o elitist yaklaşımının ordu ve bürokrasi yargı içerisinde kümelenmiş olması ve topluma o üstenci, o ezici bakışın neticesinde Türkiye bu noktalara geldi. Farklı farklı koalisyonlarla yürümek noktasındaydınız belki. Fakat bunları geçelim, başka bir yere gelmek istiyorum. Bugün bir insanı terör örgütü üyesi olarak değerlendirebilmek için bir kere bakın birçok yani 130 bine yakın insan kamudan ihraç edildi. Kamunun dışında özel sektörle birlikte belki 200 bine yaklaşan 200 bini geçen bir yekünden bahsedebiliyoruz. Yine demin belirttim 500 binden fazla insan soruşturma ve kovuşturma geçiriyor. Özellikle Türk Ceza Kanunu 220. ve daha ziyade 314. maddesiyle ilgili, terör örgütü üyeliğiyle ilgili. Ve terör örgütü üyeliğiyle ilgili savcılıklarımız bana göre sonuç inanılmaz bir biçimde böyle çok rahatlıkla masumiyet karinesini hiç de üzerinde durmadan ama özellikle suçun manevi unsurunu tamamıyla neredeyse göz ardı ederek soruşturmalar açıyorlar. Ve dünyada hiçbir terör, 500 bin kişilik terör örgütü olmaz. 100 bin kişilik bir terör örgütü de olmaz. Peki sorun nereden kaynıyor? Sorun şuradan kaynaklanıyor. Bakın şimdi FETÖ bağlamında değerlendirelim. Hiç kimse yani terör örgütü üyeliği sorumluluğu üzerinden gidelim. Bir kişi terör örgütü üyeliğinden sorumlu tutulabilmesi için suç işlemek amacıyla o söz konusu örgütün bu amaçlarının da bilinci içerisinde bu örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmak ve bu örgütün genel suç isteyen mekanizması içerisinde de var olma bilincine ve isteğine sahip olması lazım. Yani Fethullah Gülen'e sempati duyuyor. Fethullah Gülen'in öğretilerine sempati duyuyor gerekçesiyle sohbetlere katıldı, sendikaya üye oldu, bilmem bankaya para yatırdı şeklinde gerekçeleriyle insanların sonuçta terör örgütü üyeliğiyle sorumlu tutulması ve yargılanması hukukun temel esaslarına aykırıdır. Ve ben bu yargılamaların çok büyük bir ekseriyetinin de Anayasa Mahkemesi'nden döneceğini, dönmezse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden döneceğini ve ülkemizin itibarını çok ciddi manada zedeleyeceğini düşünüyorum. Burada şunu söylemek gerekiyor. Şimdi biraz daha somutlaştırmak için. Bir vatandaş
Bu yapıya dahil oluyor. Sohbetlerine katılıyor. Öğretilerini okuyor. Ve sempati duyuyor. Bu kişi terör örgütü üyesi midir? Terör örgütü üyesi olabilmesi için bu örgüte o bilinçle dahil olması lazım. Ve o iradeyle bu örgütü destekliyor olması lazım. Ve bunun da somut olarak tespit ediliyor olması lazım. Tespit edilmediği sürece de bu kişilerin bu şekilde yargılanması da mümkün değildir. Ben bu sebeple Yargıtay'ın da ilgili kararlarına gerçekten endişeyle bakıyorum. Niye? Çünkü ülkemin yarın da ne gibi sıkıntılarla karşı karşıya kalacağını bugün çok net olarak görebiliyorum. Bu nedir? Yani bakın bunu hukukçular çok iyi anlar. Hukukta sonra özellikle terörle ilgili suçların işlenebilmesi için esas olan kasıttır. Yani hukukçuların anlaması için dolus directus, birinci derecede dolus directus. Yani doğrudan kasıt zorunludur. Doğrudan kastın olmadığı bir yerde kişinin terör örgütü üyeliğiyle yargılanması normalde mümkün değildir. Mevcut durumlarda ne var? Mevcut ve terör örgütü üyeliğiyle yargılandığı takdirde kişi en az 5 yıldan 10 yıla kadar, bazı ek şartlar geldiği takdirde de 10 yılın da üzerine çıkacak yargılamalarla karşı karşıya kalıyorlar. Bizim şu anki yaşadığımız sorunların temelinde bu var. Bunun da sebebi şuradan kaynaklanıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihatları veyahut da Anayasa Mahkemesi'nin içtihatları maalesef bizim merci mahkemelerimizde yeterince dikkate alınmıyor. Dikkate alınmadığı için böyle büyük bir toplumsal travmayla karşı karşıyayız. Ben de tam bunu sormak istiyorum. Şimdi öyle bir durum var ki Mustafa Bey, mesela gazeteciler. Gazetecilerin izlediği daha çok AKP'ye de yakın basını içine alarak söylüyorum bunu. Normalde bizler dava izleriz değil mi? FETÖ davaları hemen hemen hiç izlenmiyor. Çünkü izlense o gazeteciler belki Fethullahçılıkla suçlanacaklar ya da FETÖ'cülükle suçlanacaklar diye korkuyorlar. Davaların içini bilmiyoruz. Tutuklu olanların durumunu bilmiyoruz. Başka davalardan tutuklu olanların durumunu biliyoruz ama FETÖ davası neredeyse bir tabu, dokunulmaz noktada. Evet, maalesef. Siz milletvekili olarak tavanın da nabzını tutuyorsunuz. Halkla iç içisiniz. Sizce bu konuşulmayan binlerce aile demek aslında FETÖ davaları. Binlerce değil. Muhafazakar, bakın, milyonlarca belki. Yüz binlerce aile. 3 milyona neredeyse varıyoruz. Evet. Sadece dar aileyi 500 bin soruşturma kovuşturma demek, çarpın bunu dörde. Tabii. Yani çekirdek aile 2 milyon eder. Neredeyse bir ülke nüfusu kadar. Yani. Peki bu özellikle, yani sadece muhafazakar, toplumun muhafazakar kesiminde değil ama genel olarak gelecek nesiller için de çok ciddi bir travma yarattığını düşünüyor musunuz? Bu anlamda sosyal dokunun ne kadar, yani ne durumda olduğunu düşünüyorsunuz? Çünkü muhafazakar kesimde en fazla sizler, evet, siz milletvekilleri iç içesiniz. Bu sebepten dolayı zaten endişeliyim. Her şeyden önce bir kişinin bir gün dahi gözaltına alınmasının, haksız bir biçimde gözaltına alınmasının hiçbir mazereti olamayacağı, hukuka, hukukun üstünlüğüne, hukukun zorunluluğuna bu şekilde bakılması gerektiğini özellikle ifade ediyorum. Yani hiçbir tehdit iddiası, varsayımı bir kişinin bir gün dahi gözaltına alınmasını mazeret teşkil edemez. Bir kere temelde, çünkü hukuk devletini korumadığımız takdirde zaten terör örgütlerinin arzu ettiğini gerçekleştirmiş oluruz. Bakın biraz daha somutlaştıralım. Türkiye'de bugün istedikleri oldu mu sizce FETÖ'nün? Bence sonuç itibariyle Türkiye'nin kendi iç huzuruna kavuşmaması, Türkiye'de toplumsal fay hatlarının daha da derinleşmesi en fazla kime yarar? Devlete yaramaz. Kamu düzeninin korunmasına fayda getirmez. Tam tersi, terör örgütlerinin işine gelir. Türkiye'yi sonuçta daha farklı bir noktaya taşımaya çalışan, anarşik bir ortama Türkiye'yi ulaştırmaya çalışan ve buradan burayı da istismar etmeye çalışan kesimlere yarar. Bakın FETÖ olayını daha iyi anlayabilmek için belki şunu da eklemek gerekiyor. Bugün darbeye doğrudan destek veren veya darbeye yardım edenler bağlamında meseleye bakacak olursak toplam yargılanan kişi kim? Kaç kişi biliyor musunuz? Aşağı yukarı 9000 kişi. Bakın şu anda neredeyse istisnasız %90'ın üzerinde birinci merci mahkemeler karar vermiştir. Bu mahkeme kararlarından da biliyoruz ki şu anda beraat edenlerin oranı, beraat edenler ya yani şu mahkumiyet alanların oranı %54-55. Bu istinafta daha üstte de biraz daha bozulacak. Yani şudur, masumiyet karinesini, demek ki o kadar büyük bir travma yaşamışız ki masumiyet karinesini birçok noktada dikkate almamışız ki İnsanların %50'si haksız yere terör örgütü üyeliği veya darbeye destek vermekle
sorumlu tutulmuş, suçlu tutulmuş ve inanılmaz mağduriyetlerle karşı karşıya kalmışlar. İşte duyuyorum yani hem mahallesinde etiketlenmesi, terörist vatan haini olarak damgalanması, bunun ötesinde de sonuçta çocuklarına da okullarda dışlanması, sosyal güvenlik imkanlarından faydalanmaması, sosyal sigortalılıktan faydalanamamaları ve daha da ileri geçiyorum. Hekimlik yapamama, avukatlık yapamama, yani üniversitelerden ihraç edilme. Ya bir ülke kendi değerlerini nasıl bu şekilde heba edebilir? Yani bunu inanmak, bunu kavramak mümkün değil. Yani bu tabii ki FETÖ terör örgütüyle sonuna kadar mücadele edilmesi gerekiyor. Tabii ki FETÖ terör örgütünün her türlü unsurunu özellikle devlet ortamlarından, kilit noktalarından uzaklaştırmak gerekiyor. Ama bunu yaparken hukuku tahrip etmeden, hukukun üstünlüğüne riayet ederek yapmak gerekiyor ki terör örgütünün emellerine hizmet edecek bir noktaya meseleyi getirmeyelim. Şimdi buraya tabii CHP'liler ya da HDP'liler, İYİ Parti geldiği zaman onları konuşuyoruz ama AK Parti ile ilgili sormak isterim. Şimdi hem AK Parti'nin tabanını bu ülkeden buharlaştıramayacağımıza göre ve biraz önce söylediğim gibi toplumun önemli bir kesimi. Artı AK Parti kuruluşu itibariyle bu neden ülke öyle bir gereksinim duymuş? Hayır, şunu için söylüyorum. Mesela insanlar hani şöyle şu manada söylemeye çalışıyorum. Hani sanki işte AK Parti iyicene küçüldükçe ya da otoriterleştirdikçe tabanı da küçülecek ya da otoriterleşecek ya da yok olacakmış gibi bir algı oluşabiliyor muhalefette. Öyle değil. Bugün hala %50 AK Parti'ye oy veren bir kesim var. Onların siyasi olarak istedikleri bir siyaset biçimi var. Şu anda AK Parti belki bu siyaset biçimini karşılamıyor ama sonuçta bu muhafazakarlar gidip CHP'ye oy kullanmıyorlar geleneksel olarak. Demek ki yeni bir anlayışa, yeni bir parti söylemine ihtiyaç var. Bu manada söylemek istedim. Yani bugün muhalefetin de bunu görmesi gerekiyor. Sonuçta birlikte bu ülkede, hep birlikte bu ülkenin daha demokratik olması için mücadele verecek bütün partiler. Şimdi siz diyorsunuz ki ben de katılıyorum buna. AK Parti kuruluşu itibariyle büyük bir umuttu. Avrupa Birliği sürecinden tutun da adalet reformuna kadar, efendim çözüm sürecinden tutun da Alevi konferanslarına kadar pek çok olayda çok öne almıştı. Çok önemli açılımlar yapmıştı. Sonra birden her şey duman oldu gitti. Geçenlerde AK Parti kurucularından önemli bir isimle konuşurken o da onu söyledi. Yani biz öyle bir noktaya gelmiştik ki belki de İspanya gibi bir ülke olacaktık bugün ekonomik değerler açısından ama bu şansı yitirdik diye. Nasıl olacak da tamir olacak? Yani bugün AK Parti yeniden fabrika ayarlarına dönebilir mi? Gidişatı nasıl görüyorsunuz? Başkanlık sisteminin bir sonuç, verimli sonuçlar doğurmadığı tartışılıyor. Bir AK Parti milletvekili olarak siz nasıl görüyorsunuz? Bu toplumsal kutuplaşma AK Parti adına ama AK Partili olmadan konuşanlar, bu nefret söylemi, dili. Nerede görüyorsunuz çözümü? Evet. İlk önce Türkiye'de karşılıklı olarak tüm kesimler bir demokratik kültürün olmazsa olmazları olan uzlaşma kültürünü kendisi gibi düşünmeyene hatta çok tahrik edici yaklaşımlarda bulunanlara karşı da tahammül kültürünü, her şeyden önemlisi de uzlaşma kültürünü, iletişim kültürünü geliştirmeden birbirine güvenen bir toplum olmamız zaten mümkün değil. Bizim en büyük sorunlarımızın başında bence bu geliyor. Yani Yozgatlı Edirneli'yi ne kadar tanıyor? Edirneli bir Kars'ı, Iğırlı'yı, Iğdırlı'yı, Hakkari'liyi ne kadar tanıyor? Bir Bayburtlu İzmir'le ne kadar hemhal? Bence bu konularla ilgili temellerin duruşmasına gittiğimiz zaman aslında sonuçta biz toplum olarak neden sonuçta birbirimizi bu kadar ötekileştiriyoruz, birbirimizi bu kadar başkalaştırıyoruz? Bunları bir sorgulamamız gerekiyor. Bunun ötesinde kendi partim adıma söylüyorum. Öz eleştiri kültürü parti için olmazsa olmazdır. Değişimin önünde kimsenin durması mümkün değildir. Toplum bu anlamda gençler artık sonuçta Türkiye'nin nüfusu eski kırsal kesimin güçlü nüfusu çok aşıldı. Gençler artık sonuçta ikinci nesil kentleşme evresi içerisinde. Onların beklentileri çok farklı. Artık kimse köprülerden, yollardan vesaire kimlik bulmuyor. İnsanlar sonuçta katılım istiyor. İnsanlar sonuçta özgürlükçü ortam istiyor. İnsanlar eleştirmek istiyor. Bu eleştiriyi de rahatlıkla yapmak istiyor. Evrensel değerlerde eğitim standartları istiyor vesaire vesaire. Ve biz zaten refah toplumunu ancak bu şekilde geliştirebiliriz.
Bu noktada kendi öz eleştirimizi yaparsak öfkelenmeden, bu öz eleştiri talebi içerisinde bulunanları da damgalamadan, ötekileştirmeden, hain diye sonuçta mühürlenmeden, dışlamadan bunu yapabilirsek AK Parti Türkiye için tekrar yeni bir hikaye çıkartabilir. Yeniden Türkiye için ümit olabilir. Ama bunun için de hukukun üstünlüğü, kuvvetler ayrımı konusuyla ilgili kararlı bir duruş. Ya şimdi bakın, geçen Anayasa Mahkemesi bir karar veriyor. Beğenirsiniz beğenmezsiniz. KHK'lı akademisyenlerle ilgili. Bu akademisyenlerin metnini yerden yere vurursunuz. Hiçbir şekilde paylaşmazsınız. Ki ben de paylaşmıyorum. Yadırgıyorum. Ancak sonuç itibariyle Anayasa Mahkemesi'nin kararına da saygı duymak durumundasınız. Hukukun üstünlüğünün gereği, kuvvetler ayrımının gereği budur. Bunları Türkiye tartışmaması lazım. Türkiye temellerini tartışan bir noktadan artık çıkması lazım. Yani bu ülke Atatürk'ü tartışa tartışa çok yoruldu. Bu ülke bunun dışında işte istediğimiz kadar Türk, istediğimiz kadar Türk, istediğimiz kadar Müslüman, istediğimiz kadar Kürt tartışmasından çok yoruldu. Hep birbirini ezdi. Ve bu engelleri aşacak noktaya hep birlikte Türkiye'yi taşıyabiliriz. Ama taşıyabilmemiz için hepimiz sonuç itibariyle bir öz eleştiri yapmamız lazım. Türkiye'de en zor olan hususlardan birisi bu. Neden? Çünkü öz eleştiri zaaf olarak kabul ediliyor. Uzlaşma zaaf olarak kabul ediliyor. Bunları yapamazsak, biz birbirimizle konuşamazsak, ben bir HDP'li bir arkadaşımla konuştuğum zaman nasıl konuşursunuz bunlarla oluyor? Ya 6 milyon insan bunlara oy vermiş. Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir arkadaşımızla bir araya geldiğimiz zaman onların kesime, onlara hakaret ediyor, küfür ediyor. Benim içimde olan tabii ki iki tarafında fanatik bir grup. O bana küfür ediyor. Şimdi böyle bir tutum içerisinde biz Türkiye'ye, yeni bir Türkiye hikayesi üretmemiz mümkün değil. Çünkü hep birlikte bu toplumda yaşıyoruz. Ortak bir toplumsal mukavele bizim geleceğimiz için olmazsa olmazdır. AK Parti kadroları ilk kurulduğunda çok değerli isimleri içinde barındırdı. Sonra onlar birer birer partiden de gittiler, yönetimden de gittiler. Yine bir AK Partili siyasetçi bunu bana söyledi ama siz de bunu görüşte misiniz? Mesela bazen televizyonları açıp AK Parti adına fikir beyan edenlere bakıp ya bunlar kim ve bizim parti hakkında nasıl bu şekilde konuşuyorlar dediğiniz oluyor mu? Çünkü o kadar radikal, o kadar uç ya da o kadar... akıl süzgecinden geçmemiş değerlendirmeler oluyor ki bu dilin de parti yönetimi, siz milletvekillerini hatta meclis tıkadığını düşünür müsünüz? Ben çok ciddi manada rahatsız ettiğini biliyorum tabii ki. Yani sonuçta o öfke dili, o ürkütücü etnik milliyetçiliği, biz eskiden bunlara hep karşı çıkardık ya. Şu anda sonuçta söylemlerimize, dilimize bakıyorum. Bu dil bize yabancı bir dil. Bu dil bizim camiamızı, bizim ilklerimizi, bizim programımızı, bizim bildirgemizi temsil etmeyen bir dil. AK Parti daha da programında özgürlükçü, katılımcı demokrasiyi savunan, medyada medya etiğini savunan, siyasette temiz siyaseti savunan bir bildirgesinin bugün de geçerli olduğu bir noktada. Dolayısıyla bakın mesela bana da birçok insan kızıyor. Oysa ben AK Parti programının dışında bir kelime etmişliğim yoktur yani. Ben AK Parti'nin kendi özü neyse bunu aslında ifade etmeye çalışıyorum. Bu noktaya tekrar gelmemiz gerektiğini ve toplumun bizi bu noktada AK Parti kendi değerlerine, kendi kimliğine yabancılaştı şeklinde endişelerini ciddiye alıp bu noktada kendimize sorgulamamız gerektiğini düşünüyorum. Yabancılaştı mı diyorsunuz siz kendi kimliğine? Sonuçta toplum böyle diyorsa toplumun bu sonuçta yaygın kanaatinin önüne geçmeniz mümkün değildir. Toplum bunu diyorsa, bunu yadırgamış olursanız, dışlarsanız o zaman sonuç itibariyle yol almanız mümkün değildir. Marjinalleşmenizin önüne geçmeniz mümkün değildir. Toplum böyle değerlendiriyor. Ben de birçok noktada meseleyi bu şekilde gördüğüm için zaten bu eleştirileri yapıyorum. Bence çok yani çok olması gerektiği gibi bir siyasetçi sorumluluğuyla davranıyorsunuz. Şimdi malum Ali Babacan'ın başlatmayı düşündüğü ve yavaş yavaş da başlattığı bir yeni parti oluşumu var. Ahmet Davutoğlu'nun aynı şekilde. Giderek sağa siyasette, muhafazakarları temsil eden sağ siyasette bir boşluk doğduğunu düşünüyor musunuz? Ve bu iki hareket ciddiye alınmalı mı? Yani AK Parti açısından nasıl bir değerlendirmeye tabi tutulmalı? Siz bir milletvekili olarak nasıl görüyorsunuz? Bence burada sağ, sol sonuç itibariyle Türk siyasetinin ortak bir problemi olduğunu düşünüyorum. Bugün sonuçta demin ifade ettim, insan hakları, demokrasi noktasında bunu en fazla dillendiren arkadaşlar maalesef bu konuda demokrasinin olmazsa olmazları olan sınavları bir kere vermeleri gerekiyor.
Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde de bugün sonuçta o güçlü Erdoğan düşmanlığı olmasa parti içerisinde birbiriyle kavga eden ne kadar fraksiyon olduğunu ben biliyorum. Sonuçta bunun sadece demokrasiyle de izah edilemeyeceğini, sadece bu sorunların aslında ötelendiğini, ileride sonuçta bu hesapların görülebileceğini sonuçta net olarak parlamentodaki unsurlardan, gruplaşmalardan çok net olarak görüyorum. Dolayısıyla bu hepimizin ortak problemi diye düşünüyorum. Sonuçta ortak problemimizin olması sebebiyle de işte baştan onu ifade etmeye çalıştım. Her kesimin kendine göre öteki olarak kabul ettiği ve o kesim nezdinde çıta olarak kendi öz eleştirisini, muhakemesini yapması gereken kriterler var. Bizim bu kriterlerimiz şu anda geldiğimiz nokta itibariyle Güneydoğu'nun aynı zamanda bir Kürt sorunu meselesi olduğunu göz ardı edemeyiz. Göz ardı ettiğimiz takdirde sonuçta HDP o negatif kimlikçi yaklaşımıyla daha da güçlenecektir. Alevi kesimine yönelik sonuçta meselelerini, sorunlarını, gündemini eşit vatandaş noktasında olmazsa olmaz taleplerini göz ardı edemeyiz. Bu bizim sonuç itibariyle çıtamız. Bu noktaları artık aşmamız gerekiyor. Aşmadığımız takdirde de Türkiye demokratik, daha fazla refah üreten ve dünyaya açık, dünyayı kucaklayan, daha fazla yatırım Türkiye'ye çeken bir ülke olması mümkün değildir. Dolayısıyla bunları bir geçeceğiz. Şimdi kendi içimizdeki bu sorunları konuşurken de AK Parti'nin eskiden önem verdiği, değer verdiği parti içi istişare mekanizmalarının güçlendirilmesi, güçlü bir biçimde bunların çalıştırılması, bunların konuşan Türkiye tasavvuruna uygun bir biçimde çoğulcu, temel demokratik özgürlükçü esaslara riayet eden, hırçın bir dil kullanmayan, insanları başkalaştırmayan, kendi toplumun içerisindeki kesimleri ötekileştirmeyen, bir dili temsil eden insanların daha güçlü bir biçimde parti yönetiminde temsil edilmesi gerektiğini ben düşünüyorum. Ve partinin de çoğulcu bir noktaya gelmesi gerektiğini, kendi sorunlarını çok rahatlıkla öz eleştiri kültürü içerisinde ele alması gerektiğini ve biz nerede hata yaptık sorusunu sesli bir biçimde sorması gerektiğini düşünüyorum. Sorduğumuz takdirde bizim sonuç itibariyle işte o bunu yaptı, şu şunu yaptı veyahut da yenilikçi hareketler şunlar. Şimdi birileri çıkıyorsa siyasette boşluk var demektir. Siyasette boşluğun olduğunu bana göre şu anda Türkiye'de maalesef özgürlükçü merkez sağ boş bir noktada. Bu noktayı sonuçta bu AK Parti'nin bulunduğu nokta. Bu AK Parti'nin bulunduğu noktayı temsil etme iradesine, gücüne, potansiyeline sahip. Ama bunu yapabilmemiz için Türkiye'de yasama organının konumunu tekrar gözden geçirmemiz gerekiyor. Milletvekillerinin konumunu tekrar gözden geçirmemiz gerekiyor. Ben bir milletvekiliyim. Fakat yasama organı üyeliği hüviyeti noktasında, işlevimin ne olduğu noktasında ben sorguluyorum kendi ortamım içerisinde. Dolayısıyla Türkiye yine işte bu kuvvetler ayrılığının bakın sonuçta parlamenter sistemi özlüyor musunuz? Türkiye'de parlamenter sistem, çalışan bir parlamenter sistem yoktu. Onu özellikle vurgulamak gerekiyor. Dolayısıyla Türkiye'de aslında işte bakın parlamenter sistem neden yoktu? Çünkü o temel demokratik tartışma kültürü, uzlaşma kültürü Türkiye'nin belki 40 yıldan beri de bir şekilde ezildiği için ve hep böyle sonuçta ezile ezile ve işte kavga ede ede bozulduğu için biz Türkiye'de parlamenter sistemi her zaman sonuç itibariyle ülkeyi boğan, ülkenin gelişimini engelleyen bir dille ele aldık. Oysa Danimarka 100 küsür yıldan beri üçlü dörtlü koalisyonla yönetilen refah seviyesi noktasında dünyanın en zengin ülkelerinden birisi. Sorun parlamenter sistemde değil, sorun başkanlık sisteminde de değil. Sorun sonuçta bu sistemlerin kendi içerisinde bu sistemlerin ele alınış biçimi, bu sistemlerin de uygulanış biçimidir. Burada kullanılan metodoloji özellikle sonuçta temelde bu iki sistemin de olmazsa olmaz olan yargı, yürütme ve yasamanın birbirinden bağımsız olması, birbirini denetlemesi, herkesin hukuka tabi olması, herkesin hukuk çerçevesinde görevini yapması, herkesin de hukuk çerçevesinde denetime tabi olması noktasında temel olmazsa olmazları, yani adaletli bir toplumun olmazsa olmazlarını bugün Türkiye'de tekrar biz buralarda nerede hata yapıyoruz şeklinde sorgularsak o zaman yol alabiliriz. Sorgulamazsak adı ister başkanlık sistemi olsun ister parlamenter sistem olsun.
yol almamız bana göre mümkün değildir. Ya da belki mesela bugün kabine değişikliklerinden bahsediliyor. Ekonomi önümüzdeki en önemli problemlerden bir tanesi. Dev sorunlar var aslında. Evet ama bence bunlar tali meseleler. Yani ben inanın şahsen sonuçta bir milletvekili olarak da bakanlar kurulunun değişip değişmemesini çok önemsemiyorum. Çok önemli değil. Yani biz neticede ondan çok çok daha önemli sorunlarımız var. Onlardan çok daha önemli. Bakın bugün yani lastik gibi çekilen kavramlarla ihraç edilmiş on binlerce insan var. Bugün sonuç itibariyle çok ciddi manada sorunsallaştırılacak tanımlarla yargılanan insanlar var. Bugün sonuç itibariyle ben mesela Osman Kavala'nın daha da sonuçta tutuklu yargılanmasını kabul edebilecek bir noktada değilim. Kimse kusura bakmasın. Bunu ben sesli bir biçimde de ifade ediyorum. Çünkü ben bazen bu noktalarda bu durumu savunacak bir noktada olmak istemiyorum. Bazen inanın sonuç itibariyle insanlığımdan utandığım durumlar oluyor. Niye? Çünkü olamaz bu. Çünkü bunlar benim başıma da gelebilir. Benim başıma da geldiği durumda sonuçta geçmişte Türkiye bunları yaşadı. Yaşamada değil ki. Dolayısıyla biz Türkiye'yi öyle güçlü kurumsal bir yapıya kavuşturmamız gerekiyor ki tekrar bunların yaşanabileceği bir ortamla Türkiye karşı karşıya kalmasın. Aynı. Bunun için de kurumlarımızı güçlendirmemiz gerekiyor. Kurumlarımızın denetim bilincini artırmamız gerekiyor. İnsanımızın eğitim seviyesini güçlendirmemiz gerekiyor. Hukuk, adalet konusunun tartışmasız, ideolojik olarak yaklaşıma tabi olmayan düşman hukukunun kesin kes geçerli olmayacağı bir noktaya ülkemizi taşımamız gerekiyor. Aynı duyguları Selahattin Demirtaş için de duyuyor musunuz? Selahattin Demirtaş'ın davası ile ilgili şiddeti teşvik edecek mahiyette birçok söyleminin olduğunu, temelde mesela HDP içerisinde birçok arkadaşım var. Gerçekten sonuç itibariyle hallerine ciddi manada üzüldüğüm, bugün benim komisyonda, İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'ndayken de benim komisyonda birlikte çalıştığımız bir Burcu Çelik'in içeride olmasına dışarıda 3-4 yaşındaki kızının sonuçta halini, annesine olan özlemini gördükçe üzülmemek mümkün değil. Ben onların sonuçta duygularını paylaşamamazlık yapamam. Ama sonuçta HDP içerisinde de demokratik meşruiyet çizgisinin olmazsa olmazı olan terör örgütüne öyle lafta sadece değil. Bakın biz şiddetin her türlüsüne karşıyız. Şeklinde içi boş, hiçbir anlam ifade etmeyen, böyle sonuçta anarşist toplum manasına da gelebilecek cümleleri aşıp biz sonuç itibariyle demokratik meşruiyetin olmazsa olmazı illegal olan şiddetin her türlüsüne net olarak kategorik bir biçimde karşı çıkmak, bu Türkiye'de haksızlıklar varsa bunları demokratik kültür içerisinde legal metotlarla savunmak, temsil etmek ve bunu da çok kararlı bir dille PKK ve daha ifade etmek. Bugün anneler niye Diyarbakır'da HDP'nin önünde oturuyorlar? Ha birileri diyor ki bu bir propaganda, iktidar partisinin yaptığı propaganda. Bakın diyelim ki bir propaganda ama propagandayla bunu izah edemezsiniz sadece. Bunun ötesinde o annelerin acıları var ve o anneler biliyorlar ki HDP'li birçok milletvekilinin PKK ile maalesef doğrudan ilişkileri var. Çünkü PKK ile ilgili tutumları net değil. Bu toplumun buna ihtiyacı var. Bakın bu toplumun HDP'ye de ihtiyacı var. Bu toplumun Kürt toplumunun meselelerini güçlü bir biçimde savunan demokratik bir partiye de ihtiyaç var. Ama HDP bu noktada değil. Ve maalesef Selahattin Demirtaş 7 Haziran öncesi bütün Türkiye'yi kucaklayan bir dile sahipti. Ama 7 Haziran seçimleri sonrası bu dili PKK'nın baskısı veya şu bu sebepten dolayı kaybetti ve farklı bir dile evrildi. Ve Türkiye'de sonuç itibariyle biz yaşanmaması gereken hadiselerle karşı karşıya kaldık. Hangisini tercih edersiniz? Selahattin Demirtaş söylemleri nedeniyle tutuksuz mu yargılansın yoksa tutuklu olarak mı yargılanması doğrudur? Bakın bu bir kere yargının kararı, benim kararım değil. Hayır, siz vicdani sonuçta, olarak hangisinden yana olursunuz hayır, şimdi, diye düşündüm. Burada esaslara bakmak lazım. Yani ben şimdi ceza muhakemesi kanununda kişinin tutuklu yargılanması gerektiren şartlar çok nettir. Ben hukukçu olarak bakarım meseleye. Kişi sonuçta kaçma tehlikesi yoksa, delilleri ortadan kaldırma durumu, imkanı söz konusu değilse artık sonuçta bu kişinin tutuksuz yargılanması esastır. Ben bu şekilde bakarım meseleye. Dolayısıyla bu ölçüler içerisinde Selahattin Demirtaş'ın da özelde somut verileri neyi gerektiriyorsa o yapılması lazım. Ve siyasetin buna müdahale ediyor gibi bir görüntüsü tamamıyla ortadan kaldırılması kesin kes reddedilmesi lazım. Şimdi mesela Osman Kavala davasında bu o kadar net ki.
o kadar tartışmasız bir noktada ki. Yani tutuksuz yargılanmasının dışında başka sonuçta düşünebileceğiniz, tahayyül edebileceğiniz hiçbir şey yok. Nazlı Ilıcağ mesela geçenlerde Cumhurbaşkanı'na bir mektup yazdı, ortaya çıktı. Gerçi eski bir mektupmuş ama dolayısıyla mesela onlar için aynı gazeteciler, yazarlar bunlar için aynı şeyi düşünüyor musunuz? Subliminal mesajlarla darbeyi destekledi şeklinde bir yaklaşımı benim hukuk anlayışım kabul etmiyor. İki son sorusu, yani bir iki son soruyla toparlamak istiyorum. Birincisi, şimdi İmamoğlu ile birlikte özellikle genç tabanda, gençlerde bir rüzgar esti. Ve artık eski siyasetçi tipinden daha yeni siyasetçi yaklaşımlarına özellikle genç seçmen taban yöneliyor. AK Parti'nin genç tabanı da böyle. CHP'nin genç tabanı da o eski devlet dilini, CHP dilini istemiyor. Farklı şeyler talep ediyor. İmamoğlu bu rüzgarı yakaladı. AK Parti açısından soracağım. Bu konuda ne düşünüyorsunuz siz bu genç dilin beklentileri konusunda? Bir örnek mesela ilgimi çekti. Ya tam da İmamoğlu AK Parti'deki birazcık söylemi değiştirir mi derken herkesin kendi arabasına sigara yasağı getirildi mesela. Şimdi bu ben sokakta duyuyorum herkes açısından. Ya bir dakika ne oluyoruz artık bu kadar da mı özelimize her şey girmeye başladı siyaset tepkisi aldı. Ne düşünüyorsunuz mesela? Şimdi çok ciddi manada ben bakın 18 yaşına kadar 34 metrekarede 4 kardeşimle büyümüş bir insanım. Ve bizim evimizde yani Allah'a şükür her gün misafirler vardı. Hiç eksilmezdi. Ve tabii çok yoğun bir biçimde de sigara içilirdi. Akşam da biz o ortamda yatardık. Ben böyle bir ortamda büyüdüm. Dolayısıyla sigaradan nefret ederim. Yani 500 metre öteden sigara kokusu alsam bile çok ciddi manada rahatsız olurum. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımızı anlıyorum. Fakat sonuç itibariyle bir hukuk adamı olarak da bir kişinin özel ortamında her ne kadar arabadaki çocuklar bundan mağdur oluyor olsalar bile bir kişinin arabasının içerisinde trafiği tehdit edecek bir noktada değilse. Bakın bu sonuçta bu kriterler önemli. Mesela sürücü durumu farklı düşünürüm. Bir sürücünün araba kullanırken sigara içmesinin sorunlu olduğunu düşünüyorum başka gerekçelerle. Ama sürücünün yanında oturan bir kişinin sigara içmesinin engellenemeyeceği kanaatindeyim. Bunun hukuken izahatı olmaz diye düşünüyorum. Bu zaten toplumda daha çok hani sigaranın zararları, yararları, sürücüler açısından... Daha başka. Sigaranın zararlarının ötesinde bir iş mesela. Tabii yani bunun üzerinden tartışılmadı mı? Evet. Yani belki amaç o olabilir ama şuna gelindi. Ya öyle bir noktadayız ki iktidar artık neredeyse evimize giren misafire, efendim ne yediğimize, saat kaçta uyuyup kaçta kalkmamız gerektiğine buna kadar geldiler, buna kadar giriyorlar olarak algılandı. Ve insanların bu algının parti açısından nasıl bir sorun çıkarır mı, nasıl algılandığını düşünüyorsunuz? Yani tabii ki böyle bir algının sonuçta sorgulanması ve gerekir yani bu öncelikli olarak bizim meselemiz. Sonuçta bu algının bu kadar güçlü olmasının sebepleri sonuçta her gün yaşadığımız sebepler. Bakın bugün siz demin bahsettiniz T24'te uzun zamandan beri ilk defa bir AK Partili çıkıyor. Bu kadar kamplaşan, kendi medyasını da bu şekilde mahallelere bölen bir yaklaşım biçiminin sonuçta büyük ortak Türkiye tasavvurunu gerçekleştirmesi ne kadar mümkün olabilir? Mümkün olmaz. Bunu hepimiz kabul etmemiz lazım, idrak etmemiz lazım. Tüm kesimler bunu idrak etmesi lazım. Yani bu noktada tabii çok ciddi zaaflarımız var ve parti içerisinde bunun tabii ki çok daha fazla sorgulanması, tartışılması, bu noktada seslerin daha güçlü bir biçimde çıkması gerektiğini düşünüyorum. Bu sohbetimize bir manşet atmak isteseniz, bugün itibariyle Türkiye'nin durumunu nasıl görüyorsunuz ve bundan sonraki kısa vadede ne manşet atardınız? İçinde bulunduğumuz Türkiye'ye nasıl bir at takıyorsunuz, nasıl bir manşet veriyorsunuz? Nereye gidiyoruz, ne durumdayız? Yani çok retorik bir soru mu bilmiyorum. Zor bir şey. Şimdi spontane aklıma şunu derdim bunu derdim şeklinde bir şey gelmiyor. Ama toplumun farklı farklı kesimleri nezdinde adalet noktasında, hukuk noktasında çok olumsuz, endişe verici bir algının olduğu, bu algının Türkiye'de kutuplaşmayı daha da bir teşvik ettiği, insanların birbirlerine olan güvensizliklerini daha da artırdığı, bu görüntünün Türkiye'ye çok ciddi manada zarar verdiği ve en kısa zamanda aşılması gerektiğini düşünen birisi olarak ve genç nüfusun, Türkiye'de genç nüfusun yoğun olduğu
bilincinde ve genç nüfusunda, özellikle kentli nüfus açısından da dikkate alınması ve bu insanların endişelerinin, korkularının göz ardı edilmemesi gerektiğini, özellikle eğitim seviyesi Türkiye için artı değer sunacak gençlerin yoğun bir biçimde yurt dışına çıkmaya çalışma çabalarının göz ardı edilmemesi gerektiği, bu konuda insanların sonuçta olmasa bile, bakın doğrudan müdahale olmasa bile, yaşam biçimine olmasa bile, bu endişelerin göz ardı edilebilecek endişeler olmadığını, bunların dikkate alınması gerektiğini, bu noktada da daha katılımcı, daha özgürlükçü bir siyaset dilinin, üslubunun geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama buna hangi başlığı atarsınız derseniz bilmem, şunu ifade etmek istiyorum. Bakın şu çok önemliydi. Mesela şey davalarını konuştuk. FETÖ davalarını konuştuk. Cumhurbaşkanımızın bir sözü vardı. At izi it izine karıştı. Başka bir sözü vardı. İbadet, ticaret ve ihanet. Bunlar şu anda maalesef altı üst olmuş vaziyette bir yargı sistemiyle karşı karşıyayız. Bunların ivedi bir biçimde düzeltilmesi ve Türkiye'nin bu noktalarla ilgili huzura kavuşması, Türkiye'nin dışarıda, özellikle Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi üyesiyim ve bu noktada Türkiye'nin algısının, itibarını zedeleyen, Türkiye'ye yatırımları engelleyen bu algının da bir an evvel ortadan kaldırılması için biz siyasetçiler olarak çok daha güçlü bir çaba içerisinde olmamız gerektiğini hep birlikte düşünüyorum. Çok önemli söylediniz. Bu arada en baştaki soruma cevap vermediniz. Mansur Yavaş'ı beğendiğinizi anlıyorum bir belediye başkanı olarak. Mansur Yavaş'ı, şimdi bakın, bu sonuçta Mansur Yavaş'ı beğenmiş olmak, sonuçta bizim belediye başkanlarımız arasında aynı tutuma, aynı iradeye sahip insanların olmadığı manasına gelmez ki. Haksızlık olur, tam tersi. Fakat sonuçta bu, yani bir kişiyi... İsimden bağımsız yani olarak ben şunu söylemiştim. Ya artık Türkiye bir kişiyi CHP'li diye sonuçta göz ardı etmemeli, güzel şeyler yapıyorsa. Ama diğer kesimde bir kişiyi AK Partili diye göz ardı etmemeli. Şunları aşmamız lazım. Bu şablonu, bu klişe düşünceleri bir yıkmamız lazım. Bunun bir adımıydı belki. Mansur Yavaş o kadar güzel bir cümle kurdu ki. Mesele bunun gereğinin yerine getirilmesi noktasında vatandaşlarımızın bu duruşunun engellenmemesidir. Böyle bir Türkiye'nin güçlendirilmesi konusunda, yani demokratik tepki kültürünün geliştirilmesi, toplanma özgürlüğünün önündeki birçok engelin, fiili engelin ortadan kaldırılması, Anayasa Mahkemesi'nin ortaya koyduğu, kararlarında ortaya koyduğu özgürlükçü demokratik Türkiye tasavvurunun bütün yürütmede ve yargının alt mercilerinde de uygulandığı bir Türkiye hayaliyle mücadele etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bence manşeti şimdi attınız. Sayın Mustafa İneroğlu, çok teşekkür ediyorum. Bir iktidar milletvekili değil, aslında bir milletvekili olarak sizin anlattıklarınız bence çok çok önemli. Bütün milletvekillerimizin bence sizin bu hem değerlendirmeleriniz hem de öz eleştirileriniz gibi bağımsız milletvekillerinin bağımsız ve bağımsız şekilde vicdanlarını ortaya koyabilecekleri sohbetler yapabilmeyi çok isteriz. Bu anlamda çok önemliydi. Çok teşekkür ederiz geldiniz, katıldığınız için T24'e. Umarım anlattıklarınızın üzerinden yeni, daha farklı bir Türkiye görebiliriz hep birlikte. Çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Size de izlediğiniz için.